Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Ne dedin? Bu kadar yer dolaştık. Bir sürü kentin üzerinde turlar attık. Ama yine aynı ölü yere geldik. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ne görünürde ne de radyo bağlantısında kimse yok. Öyleyse buraya ineceğiz. Hoparlörü kullanırız. İnmek mi? Bir dakika. Anlaşmada bu yok. 250 kilometre boyunca gördüğümüz en büyük kent burası. Başka şansımız yok. Tamam, sen bizi koru. Buraya in John. Bu aleti indiririm. Ama yerimden kalkmam ve motoru da açık bırakırım. İlk gördüğüm pislikte de hemen havalanırım. Eğer hepiniz şanslıysanız güzel bir öğleden sonra geçirebiliriz. Bu frekansta olan var mı? Tekrar ediyorum. Burası 4-0 alfa. Eğer beni duyuyorsanız lütfen dikkatlice dinleyin. Sizi güvenli bir yere götürebiliriz. Beni duyuyorsanız lütfen yanıt verin. Lütfen. Bağırarak geliyor. Dinle. Onların seslerini duyabilirsin.
Hey, bir şey bulabildiniz mi? Evet, üzerimize doğru adeta kudurmuş gibi gelen binlerce çürük yetiyor. Şu aleti doldurun, hiç benzin kalmadı. Hayır, karanlık olmasını bekleyin. Dışarıda onlardan çok fazla var. Hey, benzin deposunu boş bırakmamız hiç de mantıklı değil. Hemen kaçmamız gerektiğini bir düşünsene. Hemen gitmeliyiz, sinirlenmeye başladılar. Bu gece onlara görünmeden doldurun. Bizi görüp görmemeleri bir şey değiştirmez. Bu aleti boş bir depoyla bırakmamızın ne anlamı var? Çok yakınımızdalar ve kalabalıklar. Günden güne de artıyorlar. Bir kısmını vurmamız gerekiyor. Aksi halde binalara girmeye başlayacaklar. Bunu önlemek zorundayız. Burada yaşadığın için mutlu olmalısın Cansu. Kentlerin ne hale geldiğini görmeni istemezdim. Miguel, hadi aşağı in. Miguel, ne yapmam gerekiyor senin için? Ne? Ver şunu. Hayır, yardım istemiyorum. Yardım istemiyorum. Ver onu bana. Hadi, yalnızca yorgunum. Hayır, iyi değilsin. Stresten bayılmak üzeresin. Bırak yardım edeyim. Stres mi? Burada herkes stres ve yorgunluktan bayılmak üzere. Sen hariç. Güçlü olduğunu biliyorum. Pekala, ne olmuş? Benden güçlüsün. Ya da herkesten güçlüsün. Ne olmuş? Bu ne işe yarayacak? Bu yeni mezar kimin? Necip Kıpır'ın. Bu sabah öldü. Bu 12. Bu sabah ölmüş. İşte bu yüzden bu kadar kalabalıklar. Peki yarın ne olacak Sara? Ya öbür gün ya da bir sonraki gün. Buraya yüzlercesi gelecek. Sonra binlerce ve sonra milyonlarca. Bir süre sonra bize yaklaşıp hepimizi tek tek yiyeceklerini biliyor. Burada kalmak çılgınlıktan başka bir şey değil. Kaplan'da bundan daha iyi bir seçenek varsa gerçekten sevinirim. Bir seçenek var, evet. Evet, bir seçenek var. Herkesi toplayıp küçük, güzel bir adaya gidin. Bu çılgınlık bitene kadar orada kalırız. Bu ne kadar sürerse sürsün, en azından güneş ışığı görürüz. Bu nasıl? Bunu yaparsın değil mi? Olan biten her şeye rağmen bütün bunlardan kendini uzak tutabilirsin. Tanrım, bunu hiçbir şey olmasa da yapabilirim. Zaman kaybetmeyelim, değil mi? Haklısın adam. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Bütün kıyıyı tarayacağınızı sanıyordum. Her iki taraftan 150 kilometre. Gelmeniz gerekiyor. Laboratuvar için iki ceset daha toplamalıyız. Hadi. İki tane daha mı? Logan onlarla ne yapacak? Hadi bin asker. Bizim 24 saatimiz var. Başka birini alamaz mısınız? Başka biri mi? Başka biri yok. Hani nerede? Yalnız ikimiz gidersek bu çok tehlikeli olur. Tamam, peki. Ben giderim. Senin neyin var dostum? Hiçbir şeyim yok. Pekala. Hadi gidelim. Diğer ikisi arkasına bile bakmadan gitti. Herifle dedik kopuyor. Adamların korkudan bir kaçmadıkları kaldı. Öndeki herifler. Bir dahaki sefer onları da götürelim. Evet, bu çok iyi bir fikir. O zaman ne yapacaklarına bir bakalım. Eğlenceli olur. Cesetlerle baş başa, öyle değil mi? Hadi bu tarafa doğru. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım bu tarafa, hadi. Hadi. Nasıl emin olacağız? Ne yapacağız? Pekala. Bazen yazmayı unuttuğumuz zamanlar oldu.
Bilirsin. Bunları yazmak zorundasınız. Bu çok önemli. Bunu hala anlayamadın mı beyinsiz herif? Elimizde kaç tane kaldığını nasıl bilebiliriz o zaman? Hadi ortaya çıkın lanfaneleri. Hey, neredesiniz? Ortaya çıkın. Hadi. Hadi, hadi sizin bok kafalılar, hadi. Hadi kokuşmuş yaratıklar. Neyiniz var sizin ha? Hadi ortaya çıkın. Korkuyorlar. Hı? Hiç kimse Frankenstein olmak istemez. Haklısın Rakız. Ama öğreniyorlar. Gerçekten öğreniyorlar. Hadi! Bakın sizin için ne hazırladık. Hadi, ölü suratlar. Size nefis şeyler vereceğim. Hadi gelin alın. Hadi, gelin size hazırladığımız şeyleri görün. Ha, nasıl ama değil. Bak onları çıkardık. Hepsini dışarı çıkardık. Boş ver. Daha büyük bir kısmı içeride kaldı. En çok hangi kadınları severim bilir misin? Çevresinde erkeği olmayanları. Şu aşağılık tavrın olmasaydı belki ben de senden hoşlanabilirdim Steve ha? Bu da ne demek oluyor Rickles? Görmüyor musun? Sana hakaret ediyor dostum. Senin canın cehenneme kızım. Sen yer altında çok fazla kalmışsın. Anlıyor musun beni ha? Boş ver bunu Steve. Hepsini boş ver. Büyük şeyleri bile. Pekala sizi lanet şeyler. Hadi gelin bakalım. Gelin de hanginiz daha hevesli nişanlayalım. Hadi. Lanet. İn aşağı. Bu iş için yeterince güçlü değilsin. Seni iskeleden çekebilirler. Ne demek şimdi bu güçlü değilsin ha? Ben bu işi defalarca yaptım. Sen burada istenmiyorsun. Orada kal. Gittikçe yaklaşıyorlar hadi. O çok hasta. Görmüyor musun? Baksana. Aşağıda kal. Beni dinle. Ben bu işin üstesinden gelirim. Hadi artık geldiler. İşte bok kafa. Demek sonunda gelebildiniz. Gelin de görün bakalım bok kafalılar. Sizi ananızdan doğduğunuza pişman edeceğim. Gelin bakalım la fareleri. Gelin hadi. Gelin bakalım. Ah yaratık. Boynunda çok iyi çek. Evet iyi çek. Şapkan ne kadar güzelmiş. Hadi. Çek bakalım. Hadi. Hadi diğerini çıkar çabuk. Çabuk ol çabuk çabuk. Hadi çek. Hadi asıl. Evet, evet güzel. Aç bakayım yüzünü. Evet, hadi çek 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 çabuk. Hadi. Acele et. Çabuk vur onu. Tanrım. Vur onu. Tamam tamam bana ver bana ver. Hadi ver bana. Neredeyse Rickles'ı öldürüyordun. Evet. Sen neredeyse Rickles'ı öldürüyordun. Neredeyse Rickles'ı öldürüyordun. Steel, onun orada olmaması gerekiyor. Neredeyse öldürüyordun onu. Kes şunu Steel. Lanet olsun aşağılık herif. Onu azar öldürecektin. Beyinsiz piç seni aşağılık herif. Bırak onu bırak dedim. Lanet olası herif çok ileri gidiyorsun. İstediğiniz kadar bağırın bakalım kobay fareleri. Hadilik hadi. Hadi. Sizin lanet olası aşağılık ceset iyonları. Canınız cehenneme. Bana böyle şeyler yapmana izin vermeyeceğim. Bunlara ihtiyacın var. Tehlikeli olmaya başladın.
Yalnızca sana yardım etmeye çalışıyorum. Ne senin ne de başkalarının yardımına ihtiyacım var. Kendimi işe yaramazmış gibi hissediyorum. Tıpkı bir parça bok gibi. O elindekiyle sakın bana yaklaşma Sera. Benden uzak dur. Daha steril bir ortamda çalışmalıyız. Tuvaletlerin böyle kullanıldığı bir ortamda bu nasıl sağlanır? Elinizdekilerle yetinin. Ama bu çılgınlık. Sorunun ne olduğunu anlayamıyorum. Evet anlıyorum. Sizler oyuncusunuz. Ve buradaki zamanınız gittikçe kısalıyor. Bak. Magic Cooper bu konuda... Magic Cooper öldü. Şu anda burayı ben yönetiyorum. Ve ben size elinizdekilerle yetinin diyorum, tamam? Ya bir an önce bir şeyler bulursunuz ya da çok fazla yaşamazsınız. Doğru dürüst koşullarda çalışmazsak nasıl bir şeyler bulabiliriz söyler misin? Şu anda çok zor bir durumdayız. Birbirimize ihtiyacımız var. Siz burada gerektiği oturmuş... zaman size danışırım bayan. Artık size ihtiyacımız olduğundan emin değilim. Ayrıca bir şeyler yapıp yapmadığınızdan da emin değilim ve... Adamlarımın hangi lanet şeyi için riske girdiklerinden de. Belki aramızda biraz birlik olursa adamlarınız daha gerçekçi şeyler için hayatlarını riske atmış olurlar. Miguel'in hücreleri şekil değiştiriyor. Çok yazık. Durumu konusunda kesin bir fikir sahibi olana kadar görev almayı sürdürecek. Bu çok ilginç. Hastalık çok ilerledi. Gittikçe jelleşiyor. Jelleşiyor mu? O zaman ondan marmelat yapalım ha? Jel. Miguel şu anda çok sinirli. Gerçekten delirme noktasında ve hepimiz için tehlikeli olabilir bu. Şu anda böyle bir gerilimi kaldıramayız. Belki bunun için programımız dışında aktiviteler düzenleyebilirim. Belki sen bu gece benimle meşgul olabilirsin. Burada bir adamın hayatından söz ediyoruz seni aşağılık herif. O buradaki insanlar için hayatını ortaya koyuyor. Belki koruma altına almalıyım. Ne dersiniz Steel? Bu iyi fikir yüzbaşı. Ben ona kafes yaparım. Bu hiç de fena bir fikir değil. Böylece içimizden birileri aşklarını daha rahat yaşarlar. Hey, işte ömür boyu mutluluk. Hadi Fisher buradan çıkalım artık. Bu akşam saat 7'de bir toplantı yapacağım. Herkesi burada istiyorum. Herkesi bayan. Buna Doktor Frankenstein ve erkek arkadaşın da dahil. Şimdi gidip yatacağız. O saatte uyanık olamayız. Bana bak kadın. Ben erkeğin gücüne inanırım. Benim verdiğim emirler dışında burada hiç kimsenin hareket etmesine izin veremem. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Canın cehenneme efendim. Frank bu yaptığının bedelini ödeyecek. Bence Cooper öldürüldü. Ama Ross'la ilişkileri çok iyiydi. Başımız belada olabilir. Bence sen de kendine dikkat et. Demek istediğim fiziksel olarak. Bunu halledebilirim. Endişelenme. Bu iş o kadar büyümez. Yalnızca kafalarında bir parça kuşku bıraktık. Hiç sanmam. Doktor Logan nerede? Frankenstein her zamanki gibi laboratuvarında. Nerede olacak? Bilinç ve karar yetkilerini kaybetmekle birlikte hala insansal özellikler taşıyorlar. Bedende öncelikle çürümeye başlayan yerler var ve bunun etkilerine dikkat etmek gerekiyor. Yeniden canlanmadan sonra vücut insan özelliklerinden farklı bir tavır sergiliyor. Beden bu durumu ancak yıllar süren bir süreçten sonra kazanabilir.
Kimyasal etkilenme bence 10 ila 12 yıl önce başlamış olabilir. Beyinleri bir makine gibi Sera. Hatta makineden bile iyi. Kan dolaşımına ihtiyaçları yok. İç organlarına ihtiyaçları yok. İşte bir örnek. Şunun organlarına bir bak. Bu cesette beyin, kollar ve bacaklar dışında hiçbir organ yok. Ama hala çalışıyor. Bak şimdi. Et istiyor. Gıdaya ihtiyacı var. Ama midesi yok. Açlık hissetmesi için uyarı almıyor. Bunu içgüdüsel olarak istiyor. Eski karanlık çağlardan gelen bir içgüdüyle. Beyinlerinin önden görünüşü işte bu şekilde. Korteks burada. Burası da beynin orta bölümü. Limbik sistemi. Ama burası çürümeden en son etkilenen yer. Oldukça komplike yaratıklar Sera. Merkezi sinir sistemleri prehistorik canlılarda ve sürüngenlerdeki gibi. Bak burada en son incelemelerimden biri yatıyor. Saldırma güdülerinden şu anda yoksun. Bunu bulman benim için büyük bir şans oldu. Bu yaratık en az diğerleri kadar duyarlı. Bir tek gözlerinden yoksun. Ve tabii ilkel içgüdülere sahip. Hala motor işlevine sahip. Gördün mü nasıl hareket ediyor? Muhtemelen titremek için de gücü vardır. Evcilleştirilebilir Sera, görebiliyor musun? Onları terbiye edebilirsin. Benim yapmak istediğim de bu zaten. Evet, bunu yapacağım ve başaracağım. Doktor, bu söylediğinizi yapabilmek için 15 saatimiz var ve onlara eğitmek için bir avuç insanımız var. Merkezi sinir sistemi için çalışmalarınızı bir kenara bırakıp daha yapılabilir şeylerle uğraşmalısınız. Bulmalıyım, sinir sistemini değiştirmek. Bu konuda yanıtlar almadan bu işi bırakmam. Çok geniş bir konu değil mi? Merkezi sinir sistemi. Bunu başaracağım Sera. Ama siz bu konuda aylar önce de çalışmalar yaptınız ve hiçbirini kesin olarak ispatlamadınız. Saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz burada. Buna neyin sebep olduğunu araştırmak yerine ne olup bittiğini araştırarak zaman kaybediyorsunuz, tamam mı? Üstelik de buraya bir sürü örnek getiriyorsunuz. Onları yukarıdan bir alana indirmek ve bu şekilde elinizde tutmak. Onları kontrol edemeyiz. Buna ne oldu? Onu imha edecektim ama sonra vazgeçtim. Çünkü onu hala kullanabiliyorum. Doktor Logan, adamların ilişkileri bozulmaya başladı. Bu durumda ben yukarı çıkıp onca yaratığın arasından kaçıp gidebileceğimi sanmıyorum. Bizi tamamen yok etmek isteyip istemediklerinden de hiç emin değilim. Onlara sonuçları göstereceğim. Evet, onlara sonuçları göstereceğim. Onlara herhangi bir operasyon yapılmadan bu yaratıkların evcilleştirilebileceğini göstereceğim. Ne olduklarını öğrenmeliyiz. Onları daha iyi araştırmalıyız. Onları kontrol etmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız Sera. Bu bizim için tek umut. Evet, bu Magic Cooper. Ona ihtiyacım vardı Sera. Hem şu anda hayatta olduğundan daha çok işe yarıyor. Ama onun mezarını gördüm. Ah, oraya örnekleri gömdüler. Tanrım, Tanrım Logan. Bunu öğrendiklerinde bize ne yapacaklarının farkında mısın? Hepimizin başına geleceklerin farkında mısın? Asla bulamazlar. Teşhis etmeleri mümkün değil. Tek bir sinyal bile yok. Bütün frekansları denememe rağmen kimseye ulaşamıyorum. Peki ne yapacağız McDermott? Bizim gibi gruplar radyo bağlantısına geçmiş olmalı. Evet, bu ne demek oluyor? Yalnızca biz mi kaldık yani? Başkalarının da olduğundan eminim. Burası mesajları göndermek için pek iyi bir yer değil. Ve elimizdeki aletler neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullanılmamış. Onları doğru kullanmak sana kalmış bir şey. Neden bu işi bir süre için bırakmıyorsun ha? Neden? Söyle. Bırak seni yerine başkası yapsın. Beceriksiz. Sanırım burada yeterince kaldık. O lanet telsizleri benim yerine geçmek isteyecek birilerine bırakmaktan sandığın kadar rahatsız olmam. Ve ben de böylece kendimi kandırmaya devam ederim ve yapabildiğim en iyi şeyi yapar, içkimi içip sarhoş olmaya çalışırım. Evet, yapabildiğin en iyi şey bu. Seni ödlek. Bu durumdan hoşlandığımı mı sanıyorsun? Buraya kapanıp kalmak hoşuma mı gidiyor yani?
Senin iğrenç konuşmalarına rağmen belki birilerini bulup buradan kurtuluruz umuduyla yaşıyorum Steel. Gerçek şu ki... Gerçek şu ki... Sağ kalan bir tek biz varız. Gönderdiğimiz İkinci Dünya Savaşı sinyallerini alabilen kimse kalmamış. Önceden Washington'la konuşuyorlardı. Mesajı oraya göndersen. Bunun için buradan çıkıp biraz daha yüksek bir yere gitmeliyiz. Anakara'ya gittiğimizde bizi hiç kimse duymadı ve bütün alışveriş merkezleri kapalıydı. Bu yaptığın espriler için sana minnettarız dostum. Kapa çeneni. Aksi halde senin o çok akıllı kıçına tekmeyi yapıştıracağım. Bu çocukça konuşmaları dinlemek yerine yapılacak daha önemli işlerim var. Bitti mi acaba? Hayır, bitirmedik bayan. Otur. Daha ne istiyorsun ha? Haftalık raporu verdik. Sana anlatmamız gereken bana her şeyi anlattık. Bana sadece bir dolu laf kalabalığı anlattınız. Formüller, denklemler ve buna benzer beni hiç ilgilendirmeyen bir sürü şey. Ben bizi bu pislikten kurtarabilecek bir şeyler yapıp yapmadığınızı öğrenmek istiyorum. Aksi takdirde hepinizi silkip atacağım. Bence sen hepimizi silkip atmadan önce bu bayan kendine bir kamış bulsa çok iyi olur kaptan. Rahatlarsın ha? Böylece bu kadar agresif olmazsın. Ne dersin ha? Bir tane kalmış. Sana bitirmediğimizi söyledim bayan. Otur. Otur yoksa yemin ederim seni vururum. Ne dedin sen? Dedim ki seni vururum. Sen aklını mı kaçırdın? Hayır. Ya sen? Sana şimdi hemen sandalyene geri dönmezsen seni vururum dedim. Ve sen sandalyene geri dönmedin. Kimseye bu şekilde davranmaya hakkın yok. Bu ne zamandan beri askeri bir operasyona döndü? Başa ben geçtiğimden beri. Steel, bu kadını vur. Bank, sen öldün. Kadını vur yoksa ölürsün. Gülmekten başka hiçbir işe yaramıyorsun Steel. Ama hayır. Şimdi beşe kadar sayacağım. Bu kadar zamanım var. Başlıyor. 3 4. Otur sen. Beni çeneni kapat ve otur. İşte 5 Steel. Pekala, pekala. Hayır. Bundan sonra burada söz konusu olacak yönetim konusunda soru sormak isteyen var mı? Onlar Tanrı'nın lanetlediği insanlar. Bu lanet olası bir savaş. Ben burada kimsenin altında değilim. Burada emirleri ben veririm. Sizin göreviniz bilimsel çalışma ekibine yardımcı olmak. Bu sivil bir ekiptir yüzbaşım. Ve bizler sizin teorilerinize dahil olmak zorunda değiliz. Beni anlıyorsunuz öyle değil mi? Peki burada neye kim uyacak Fisher? Siz bir adam kaybettiniz. Evet. Biz 5 kaybettik. Lanet olsun. Evet. Onlar buradayken ve biz de yan odada uyurken nasıl emniyette olacağız söyler misiniz? Peki onları gerçekten yok etmeden kafamız nasıl rahat olacak ha? Evet, evet çok doğru. Çok doğru. Bunun için yeterli cephanemiz yok yüzbaşı. Onları kafamıza öldürebiliriz. Bu durum zamanın başlangıcından beri mevcut. Ama şimdi hepsi birden canlandı. Ve hepsi buraya geliyor. Hesaplarıma göre her birimize 4000 adet düşüyor. Bir şeyler yesem iyi olacak. Saat 7'de burada olmanız gerekiyordu bayım. Biliyorum yüzbaşı bazı işlerim vardı. Şimdi izin verirseniz yemeği dinle, yiyeceğim. Dinle ot beyinli. Sana buraya zamanında gelmeni söylediğimde... Bir dakika. Sana buraya... Yemek kaldı mı acaba? Beni burada maymuna çeviremezsin Doktor Frankenstein. Ve zamanımı neyle harcadığımı bilmek istiyorum. Burada yeterince hırpalandık.
Senin kanlı pis yaratıklarının üzerine işleyeceğim. Beni anlıyor musun sen? Ve buradan çıktıktan sonra sen ve ödek arkadaşlarının kıçına tekmeyi basıp tek tek canınıza okuyacağım. O zaman aklınız başınıza gelir. Nasıl bu ziyafeti, beğendin mi? Nereye gideceksiniz yüzbaşı? Benim örneklerimi yok edebilirsiniz. Peki dışarıda bekleyen milyonlarca yaratığı ne yapacaksınız? Gerçekten onların üzerine işleyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hepsine mi? Oldukça umutsuz bir durumdasınız. Kaybettiniz. Kaybettiniz ama... Ama ne? Ama ne Frankenstein? Ama onları evcilleştirebiliriz. Sen neden söz ediyorsun? Bize bunun için mi para veriyorlar ha? Her şey için veriyorlar. Pekala beyler. Ne? Kesin artık. Ödeme mi? Ne ödemesi? Beyler kesin sesinizi. Kesin! Sen hangi lanet şeyden söz ediyorsun Frankenstein? Bunu yakında göstereceğim. Sera biliyor. Benim kaydettiğim gelişmeleri gördü, öyle değil mi Sera? Evet. Bazı gelişmeler oldu. Ne tür gelişmeler peki? Onları evcilleştirelim derken ne demek istiyordunuz? Bu ne demek? Bizi yemelerini engellemek demek. Onları elde tutmak. Kontrol altında. Kontrol. Bizim de anlayacağımız bir şeyleri ne zaman göstereceksiniz? Çok yakında, çok yakında. Bence bu elimizdeki... Ben bu bahsettiğin şeyin çok yakında olacağını sanmıyorum. Biz burada tam olarak ne olduğunu anlamadan bu aylar, hatta yıllar sürebilir. Sera'nın gözlemleri, Sera'nın gözlemleri... İzoterik gözlemler. Gelişmeleri karşıtıyla araştırmaya çalışıyor. Bu başlı başına bir sorun. Böyle olursa uzun zaman gerek, çok uzun zaman. Ve aradığı şeyi hiçbir zaman bulamaz. Elimizde çok sınırlı malzeme var. Aletlerimiz de oldukça kötü durumda. McDermott telsiz bağlantısını onarmadı mı? Şimdi siz bana ihtiyacınız olan şeylere sahip olmadığınızı mı söylüyorsunuz? Cephane olmadan onlarla nasıl mücadele edeceğiz? Onları atlatmak için nereye kaçacağız? Ne olur, çok az vaktimiz var. Bu operasyonun bugünlerde mutlaka yapılması gerek. Evet, evet. Ve hepimiz bu operasyonun bir parçası olacağız bayan. Ve ben buna ne zaman hazır olacağımızı söylemek için buradayım, tamam mı? Ve işimiz buradan bir an önce kurtulmak olacak. Size tekrar soruyorum yüzbaşı, nereye gideceksiniz? Hiçbir seçeneğiniz yok. Bize en az birkaç hafta vermek zorundasınız. Hatta buna bir zaman kısıtlaması bile koyamazsınız. Bakın. Washington'da birileri olmalı. Ve onlar bu konuda eğitim almış olmalılar. Şu anda başka sığınakların da yerlerini bilen, bizi tanıyan, nerede olduğumuzu bilen insanlar olsa bile hiçbir telsiz bağlantısı olmadığı için bizi arayamazlar. Size susun diyorum! Biraz daha zamanınız var. Biraz daha. Ve ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. Ya bana bir an önce bazı gelişmeler gösterirsiniz ya da tepeme attırırsınız. Beni anladınız mı? Ve burada benim bilgim dışında hiçbir şey olmayacak. Eğer emirlerime uymayan olursa öteki tarafı boylar. Yani öldürülür. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? İnanamıyorum. Bunu yapsana inanamıyorum. Hayır. Bunu yapabilir. Bunu yapmak için hala gücü var. Böyle bir insan olamaz. Hayır. Bir düşün. Bu beni haklı çıkarıyor. İnanamıyorsun. Çünkü hiç kimsenin elektronikten anlamadığını biliyor. Beni vurmaz. Çünkü işine yarıyorum. Büyük ihtimalle sen ve Frankenstein da deneylerde işe yarayacaksınız. Siz geri kalanlarsa kaygılamaya devam etseniz iyi olur. Belki hep birlikte çalışırsak dikkatimizi daha iyi toplarız. Bu şekilde hepimiz ayrı yönlere dağılıyoruz. Biraz dinlenmek hepimize iyi gelecektir Sera. Yarın gece farklı fikirleri ortaya koyup konuşuruz.
Korktun mu? Canın cehenneme. Ben de senin kadar korkuyorum. Üzüntünden artık doğru dürüst uyuyamıyorsun değil mi Sera? Sen bir yalancısın Sera. Sen bir yalancısın. Senden bıktım. Çok iyi. Defol git. Defol buradan! Hepinizin canı cehenneme! Tamam tamam ben iyiyim. Sağ ol Bill. Ben iyiyim. Evet. İç şundan. Kendini daha iyi hissedersin. Hayır sağ ol ben iyiyim gerçekten. Sadece bir yudum. Kalbine de iyi gelir. Kalbime iyi gelir ama karaciğerimi mahveder. Buraya pek fazla misafir gelmiyor. Ama bizim için böylesi daha iyi. Ve işte Reds. İçeri buyurun. Bayanlar önden. John muhtemelen arka taraftadır. Hey! Ben seni bir yerlerden tanıyorum. Küçük malikanemize hoş geldin. Otursana. Çok güzel. Sonunda bir sığınak bulduk. Hiç fena değil. Ne zaman istersen gelebilirsin. Biz tehlikeyi severiz. Demek istediğim Billy ve ben. Aa, bu çok gülünç. Ben sizin kendinizi riske attığınızı hiç görmedim. Kendimizi koruyoruz. Aptal cesaretine gerek yok. Umarım sen de bunun farkına varırsın. Sizi anlamıyorum. Burada yaşarken... buradaki salakları sevmiyorum ama... siz farklısınız. Boş ver. Hayır hayır hayır. Hadi bu konuda konuşalım. Buraya gelmeden sarhoş oldum. Şu anda hiç enerjim yok. Suskun kalmak çok daha fazla enerji gerektirir. Bence konuşmalısın. Devam et. Ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Sen buraya işini yapmak için gönderildin. Benim işim o kuşu uçurmak. Ben de işimi gerektiği gibi yapıyorum. Buranın korunması söz konusu olduğunda yemek yiyip su içiyorsun ama yardım için parmağını bile oynatmıyorsun. Ve sen de öyle. Ha, 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 ha,
şeyler yapmaya çalıştığınıza inanmıyoruz Sara. Hey, burada daha önceden neler varmış biliyor musun? Şimdi bu elimde gördüğün defterde tam 500 tane şirket kayıtlı. Hepsinde de birbirinden farklı departmanlar varmış. Seni sevdiğin bütün filmleri, negatifleri burada var. Burada mikrofilmler, vergi kurumları, günlük gazeteler... Buraya gelebilecek göçmenlere karşı oldukça hassas davranılıyormuş. Ayrıca bazı doğal afetlere karşı da önlemler alınmış. Burası volkan patlamaları, depremler ve sellere karşı ve hatta hastalıklara karşı da korunaklıymış. Ve Amerikan ordusunu hiçbir şey rahatsız edemiyormuş. Biliyorsun, hiçbir şey fark etmez Sara tatlım. Burası geniş, rahat. Yukarı çıkamayacağız. Onlardan kurtulmak gibi bir şansımız yok. Hem burası 22 kilometrelik dev bir alan. Bunları düşünmediğinde kimse de seninle uğraşmaz. Ama sen burada durup ne yapıyorsun? Buradaki bir sürü bencille boğuşup kendini harap ediyorsun. Peki ne yapacaksın? İşe yaramaz bir sürü aptalla uğraşıp kendini mi tüketeceksin? Ama ne olacağını söyleyeyim. Evet, sana ne olacağını söyleyeyim. Kafandaki sorulara... Asla cevap bulamayacaksın. Tıpkı yukarıdakilerin neden bu hale geldiğini anlayamadığımız gibi. Bunun için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Öyleyse neden zaman kaybediyorsun Sera? Geride ne kadar zamanımız kaldığını biliyorsun. Ben düşünüyorum. Yapılabilecek bir şeyler olmalı. Çok ayıp Sera. Yapılacak bir sürü şey var. Bir sürü şey. Bunu içimizden biri, sen, ben ya da bir başkası başlatabilir. Başla artık. Buna başla. Ve çocuklar doğur. Ve onlara öğret Sara. Onlara buraya asla gelmemelerini ve diğerlerinin de çıkmalarına izin vermemelerini öğret. Hey, bazı açıklamalar bulmaya çalışıyorsun. Burada yaşamaya başlamadan önce... Olabilecek en mükemmel şeyin ne olduğunu düşünürdüm. Yaratıcı tarafından cezalandırılıyoruz. Bizi bir lanetle ziyaret ediyor. Böylece hepimiz... Cehennemi görebiliyoruz. Belki de bizi görmek istemiyor. Bizi bir rüzgarla yukarı alıp gökyüzünde bir şeye yerleştirecek. Belki de bize kendini bu şekilde göstermek istiyor. Veya belki de artık bizim onu görmediğimizi ve ona inanmadığımızı anlıyor. Seni aşağılık herif! Lanet olsun! Olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hayır. Nedir bu böyle? Ordunun bolca dağıttığı et konservesi denen saçma sapan bir şey. Dokunmadı bile. Bunu istemez ki. Elbette. Onun istediği daha çok taze et. Nedir bu? Logan artık böyle şeyleri topluma kazandırmaya mı çalışıyor? Bana bunların açlık hissetmediklerini söylemişti. Niçin umutlanıyoruz ki? Dünyayı kurtarmayı umut ediyoruz. Onlara bir bak Sara. Onlar biziz. Bizim bir başka formumuz. Onlar bir çeşit hayvanlar. Basit işlevli ama mükemmeller.
Vazgeçmiyor, görüyor musun? Bizi küçük iyi çocuk numarasıyla kandırabilecek kadar zekiler. Biz de şu anda onu kandırıyoruz. Ona ödül vermek gerek. Ödül anahtardır. Ödüllendirmek gerek. Buna şimdi ikna oldum. Hadi gelin, size bir şey göstereceğim. Bu sana hiç yakışmıyor. Bu sana hiç mi hiç yakışmıyor? Hadi gidelim. Karanlıkta kal da yaptığın şeyin ne olduğunu anla. Düşün biraz. Düşün. Birazcık düşün. Adını Bob koydum. Doktorlar kulübünde babamı bu adla çağırırlardı. Bir cerrahın adının Bob olduğunu düşünebiliyor musunuz? Kimse bilmiyordu ama zengindi. Babam zengindi. Bana hep araştırma yapacaksan asla zengin olma derdi. Ama ben de zengin oldum. Bence yanında birilerini istiyor. Gitsem iyi olacak. Şimdi o canlı mı yoksa ölü mü? Bu sıralar en çok sorduğum soru bu. İyisi mi ona var olmayı sürdüren bir şey diyelim. Merhaba Bob. Günaydın. Sana oynaman için güzel şeyler getirdim. Bunları hatırladın mı? Geçmişte yani. Daha önce kitabı gördüğünü hatırlamıştı. Hadi. Hatırlıyor. Geçmişte yaşadığı her şeyi hatırlıyor. Bob, çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Neyi kanıtlamaya çalışıyorum? Ben Washington'da Bağımsızlık Caddesi'nde arabamın içinde otururken bunun gibi bir sürü şey gördüm. Ama bu beni onlarla dost yapmadı. İnanılmaz olan yaptığı şey değil, yapmadığı şey. Ne demek istiyorsun? Logan odada dolaşırken heyecanlanmadı ya da saldırmaya kalkmadı. Logan'ı şey gibi görmüyor. Öyleyim mi? Ya da akşam. Çok çılgınç. Eğleniyor musunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Onu çıkarmayın yüzbaşı, bir şey yapmaz. İçeri girin. Hepiniz buraya gelin. Bob umursamaz. İnanılmaz değil mi? Evet, doğru Bob. Alo de. Hadi yüzbaşı. Buraya bunun için mi geldik? Hadi bize alo de. Hadi bize alo de. Hadi alo de. Alo.
Muhtemelen daha önce ordudandı. Bu yüzden sizi selamlıyor kesinlikle. İsterse bir de beni yürürken selamlasın. Kıçımız selamlasın. Bazı başarılar yavaş yavaş elde edilir yüzbaşı. Size nasıl şey göstermemizi bekliyordunuz acaba? Onu saldırganlığından kurtardık. Kurşun yok. Kurşun yok. Bütün kurşunları çıkardı çünkü. Ne yapacağına bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ona oyun mu öğreteceğiz? Siz lanet olasıların sorunu nedir ha? Bir ölüye! Lanet olası bir ölüye oyunlar mı öğreteceksiniz burada ha? Onlar ödüllendirilmeli yüzbaşı. Aksi halde onları yumuşatamayız. Ben onların hiçbir şey yapmasını istemiyorum! Böyle davranırsanız hiçbir gelişme kaydedemeyiz. Sen buna gelişme mi diyorsun? Bu bokun bana gelişme olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun doktor? Bu bir başlangıç. Bu evcilleştirmenin bir başlangıcı. Toplumsallaşmanın başlangıcı. Ve bu evcilleşme süreci o telefonu eline almasıyla başladı. Bu onunla iletişim kurmamızı sağlar. Böylece bize ilkel yaratıklar gibi saldırmalarını engelleyebiliriz. Bu yüzden onları ödüllendirmeliyiz. Eğer ödül vermezsek, bir şey elde edemeyiz. Bundan da siz sorumlu olursunuz. Al bakalım. Hadi tut şunu, tut, hadi. Tuttun mu? Ha? Tuttun mu? Tuttun mu dedim. Hey! İmdat! Geliyor! Geliyor! İmdat! Hayır! Seni aşağılık yaratım! Beni vur. Thank you.
Nereye gitti bunlar? Bu tarafa. Geldiler. Arka tarafa doğru. Tanrı hepimizi korusun. Koşun bunlar. Hadi bu taraftan. Evet, şurada olmalılar. Onun önünden çekil. Hayır. Enfeksiyonun olduğu bölgeyi kesip attım. Ve bunu zamanında yaptım. Tabii. Ama ya değilse? Değilse? O zaman kendimi vururum. Bu sadece laf. Tüm bunlara o bok çuvalı neden oldu. Bu aşağılık herifin suçu. Geriye çekil, yoksa bununla önce seni vururum. Bütün bunları unutalım dostum. Herkes silahını yerine koysun. Bu aşağılık herif yüzünden iki adamımızı kaybettik. Pekala. Bu durumda kimseyi vurman gerekmez dostum. Bunların hepsi laf yüzbaşı. Şimdi bu laneti bize taşıyacak. Enfeksiyonu zamanında yok ettim. Bunların hepsi saçmalık bayan. Ben bunun gibi binlerce gördüm. O ölecek. O ölürse ben de kendimi öldürürüm. Önce sen ölmezsen tabii. O zamana kadar onunla yatabilirsin. Ortalığın karışmasını istemem. Onu buradan götür. Hadi. Onu öldürmeliyiz yüzbaşı. Bu bana zevk verirdi Steel. O öldükten sonra ortalıkta dolaşabilir. Ve onlardan birine dönüşebilir. Tüm bunları düşünün bayan. Ve bence siz de düşünün. Bundan sonra siz, ben ve adamlarım için düşmansınız. Yarın sabahtan itibaren sığınakta bulunan pislik ve sürpüntülerin hepsini toplayıp atmaya başlayacağız. Hepsini. Hadi Steel. Hadi yürü Steel. Yapmamız gereken bir sürü iş var. Artık hepiniz kara listemdesiniz. Sağ olun. Hadi böyle durma. İçeri girelim. Hareket edebilir misin? Sanmıyorum. Başka şeylere de ihtiyacı var. Burada fazla bir şey yok. Ben de gelsem iyi olur. O herifler şimdi ortalıkta dolaşıyorlar. Bunlara bulaştığınız için çok üzgünüm. Ben de öyle. Boş ver. Pekala, bunları boş verin. Sonuçta hep birlikteyiz. Gitsek iyi olur. Sera, bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Belki şansı vardır. Ben ona göz kulak olurum. Hey.
Kendinize dikkat edin. Bir saat içinde dönmezseniz sizi aramaya geleceğim. Artık gitsek iyi olacak. Yarım saat. Döneceğiz. Tanrım, bütün bunlar nedir böyle? Bu deneylerin tümünü gece yarısından sonra yapıyor. Peki burada ne yapıyor? Hayvan mı yetiştiriyor? Aklından geçenler büyük bir olasılıkla pek de farklı değil. Annemin konuşmaları da tıpkı benimki gibi. Onu nereye koydun? Oraya koydum anne, oraya koydum. Alçak. Geber. Hadi. Artık bitir şu işi. Başından tutun. Hadi başından tut. Başından. 5 dakika anne. Yalnızca 5 dakika. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ben annemi çok severim. Ama babam hep kötü davranır. Hayır, hayır Sera, hayır. Bu yalnızca o herifleri başımıza topla. Hayır, sakin ol, sakin ol. Bırak kalsın. Hadi gidelim buradan. Çabuk buradan çıkalım. Bence birileri bunu akıl etmeden helikopteri alıp kaçsak çok iyi olur. Merhaba Bob. Seninle gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Bugün eskisinden daha kibarsın. Parmak. Heh. Evet. Evet. Bas. Aferin. Buna inanmıyorum. Logan insanları şaşırtıyor. Ve yarın bunlarla tekrar oynayabiliriz. Şimdi ödülünü vereceğim. Bunları senin için getirdim. O elindeki nedir? Yoksa... Olamaz. Ah, aman Tanrım. Ah, ah. On...
Görüşürüz Bob. Orada ona verdiğin şey nedir Frankenstein? O neydi ha? Ona ne verdin? Manyak! Beni dinlemelisin yüzbaşı. Beni dinlemelisin. Bunu dinle. Pişir de bulduk. Tornu silahını al. Bütün silahları toplayın. Toplayın. Lanet olası silahları toplayın. Tüm silahları toplayın. Hepsini toplayın. Onlar benim adamlarım. Benim adamlarım. Oradakiler benim adamlarım. Bunları daha önce temizlemeliydik. Çevreye iyi bakın. Olduğun yerde kal Rose. Frankenstein öldü. Eğer silahlarını hemen bırakmazsan diğerlerini de öldüreceğim. Bu doğru John. Logan'ı soğukkanlı bir şekilde öldürdüm. Logan'ı öldürdüm. Çünkü o bir kasaptı. Silahlarını bırakmazsan bunları da birer birer öldüreceğim siyah çocuğu. Hadi. Bırak onu Rose. Doris, bıçağını da getir. Buradan hemen gidiyoruz. Bir sorun çıkaranın kafasını uçururum. Hepimizi nasıl götüreceksin? Herkes gitmeyecek. Ben, adamlarım, sen, hepsi bu. Bana bunu yaptıramazsın Rod. Hayır! Nicholas onları kabine sok. Doğrudur. Asil kapıları kapat. Hayır hadi. Bırak beni! Hadi yürü. Hadi, hadi, yürü. Şunu unutma. Belki birilerinin işine yarar, ha? Rose, bunu yapma. Lütfen. Bizi düzgün bir şekilde uçuracak mısın? İstediğin her şeyi yaparım. Şimdi onları bırak. Rose. Bırak onları. Seni götürürüm. Nereye istersen. Senin de söylediğin gibi. Helikopter hepimizi almaz. Rhodes, bunu yapma. Bunu yaparsan uçmam. Yemin ederim uçmadan önce beni öldürmen gerekir. Onları bırak. Anlaşma bu. Burada anlaşmaları ben yaptım. Sen değil. Şimdi ihtiyacın ne varsa hepsini al. Hepsi arkamızda bekliyor mu? Ha, evet, silahlarıyla bekliyorlar. Burada durup bizi yemelerini bekleyemem. Ha, Tanrı hepimizin yanında olsun. Onu vurmayın. Ona ihtiyacımız var. Steel onu birazcık hırpala. Yüzündeki desenler sayılabilecek kadar olsun.
Hadi. Koşun bakalım sizi gerçekler. Bu kadar yeterli. Hadi gidelim. Helikopter yok. Aman tanrım, bu asansör. Hemen bakın. Çevresinden dolaşabiliriz. Hadi Turnus, ayağa kalk. Şalterleri sabote etmiş. Eğer platformu kontrol edemezsek işimiz bitik demektir. Ah, tanrım. Rickles buradan çıkamayacağız. Tamir et. Tamir edemez misin? Ne tamirinden bahsediyorsun sen ha? Tamir et. Hadi dostum. Neyi tamir edeyim? Bunları dostum, bunları. Neyi hadi, tamir edeyim et. Ha? Hangi birini tamir edeceğim? Hangi birini söyler misin? Hangi birini ha? Burada kitapçık var dostum. Hadi tamir et şunu. Please.
tut şunu. Lanet olsun. Neler oluyor? Söylemiştim. O aşağılık herif şalterleri sabote etmiş. Lanet olsun. Şimdi mahvolduk. Tamir etmeye çalışın. Olsun. Şimdi faka bastık. Seni alçak! Alçak herif! Geber! Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
Aç şu lanet kapıyı. Aşağılık herif, aç dedim sana. Dur! Gel de senin beynini dağıt. Gel. Ateş etmeyi öğrendin mi bu? Gel de sana öğreteyim. Hadi gel de sana aşağı doğru gidelim. Elektrik bağlantıları kesilmiş. Merdivenle çıkalım. Çabuk. Hadi. Hadi Johnny. Bize söz verdiğin gibi bizi uçurmaya bak dostum. Hadi. Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Aşağılık geber. 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 Gel.
Gel! Hadi, hadi! Gel! Gel, gel! Umarım benzin deposu önceki gece doldurulmuştur. Ah tanrım. Çabuk çabuk. Benim, benim, benim. Thank you.